Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA 15 yeni bölümüyle birlikteyim. Paket geldi bu arada. Yeni giriş yaptığım için açayım bu paketi. Aç. Bakalım neler gelecek pakette. Bugün biraz geç uyandım. Nedenini anlatırım. Dün 3-3.30'du galiba yattığımda. Evet, giriştiğim. Bakalım. Oyna diyelim. Dün bilen arkadaşlar bilir. Orkun Işıtman yayını vardı. Saat 9'da başladı ve kaçta bitti? Galiba 3.30 gibi bitti. Ve canlı yayında Until Dawn onu bitirdi. Ve ben kitlendim kaldım. Yani izledim. Bayağı bir bitene kadar izledim. Çok güzel oyundu Until Dawn. Hani sonu hoşuma gitmedi. Ya sevdiğim bir karakter vardı. Hani spoiler vermiş gibi olmayayım ama o ölünce ben de yani hiçbir şekilde hani üzüldüm. Ondan sonra bir tane işte o kadar hayvan ölmedi. Bir tane hayvan öldü. Çok üzüldüm. Bunlar beni etkiledi. Rüyama falan da girdi. Yani muhtemelen ben bu videoyu hani çektikten sonra ben büyük ihtimal uyuyacağım. Yani bu bir gerçek. Çünkü gene de uykumu almış gibi hissetmiyorum kendimi. Evet, gol attık bu arada. Kendimi hani gerçekten uykumu almış gibi hiç hissetmiyorum şu an. Hiç yani gözümden uyku akıyor aslında. Yani şu golü bile bu uykulu halimde nasıl attım onu bilmiyorum. Geç bunu. Al o topu. Al. Abi. Bu arada başımdan geçen olayı biliyorsunuz. FIFA 15 Ultimate telif hakkına girdi. Ben onun 4. bölüm. O şutu çekip golü atamıyorsa öyle oturduğumuz yerden konuşmuyoruz diye bir bölüm yapmıştım. Ve onu silmek zorunda kaldım. Onu da baştan söyledim zaten. Videoda gösterdim telif hakkının olduğu bölümü. Bir arkadaş sağ olsun Serkan dedi ki onu silmediğin takdirde dedi. İşte çok konuşamadım. Ceza geliyor dedi. Çok yüklü miktarda. Ben de sildim mecburen. İşte bir bölümü yok bu FIFA'nın. O yüzden hani kanala yeni gelen arkadaş olursa ve bu yeni bölümü şayet 4. bölümü göremezlerse lütfen şey yapmayalım. Kızmayalım. Çünkü gerçekten benimle ilgisi yok o silmemin. Ya da çekilmemiş de değil. Çekildi fakat telif hakkına girdiği için silmek durumunda kaldım. Ve 1000 abonesi olan bir kanalın da telif hakkına girmesi çok saçma. Hani o kadar hani abonem de yok, bir şeyim de yok. Ve hani telif hakkı çok saçma. Buradan atar mıyım diyecektim. Halbuki pas vermeyi düşünüyordum. Düşünün artık. Nasıl bir uykusuzluktur bu? Hadi 30. dakikaya girdik. Son 15 dakika ki simülasyon olduğu için 15 yani dakika çok hızlı geçecek zaten. Hedefe pas at. Bu arkadaş boşta. Bir golle mi idare edeceğiz bugün? Ben ikinci golü istiyorum. Gerçi ikinci yarıda daha rahat edeceğiz. Çünkü kale
diğer tarafa geçiyor adamların. Buradan in aşağı. Şu arkadaşa at topu. Tamam mı? Şuna at. Ben bu topu nasıl muhafaza edebilirim? Ha. Etmeme gerek var mı? Bence yok. Hayır. 5 artı 1. Son bir dakika. Hani bir dakika zaten simülasyon olduğu için bir saniye de geçti yani. Evet, şu an daha şanslı hissediyorum. Buraya ver. Tamam mı? Az biraz şov yapın şunları lan. Tamam. Pardon, bizim kalem oraya geçti. Çok özür diliyorum. Ben unuttum. Oo. Hayır ama ya. Kırmızı kart aldık ya. Hadi. Evet, şunu at. Bak, azıcık şov zamanı var. Şu arkadaş. Tamam. Şöyle. Ve şut. Az da aşağıdan vursaydım var ya, bir başarı açabilirdik orada. Hangi başarı bilmiyorum ama böyle garip vuruşlar yaptığınız zaman başarı açıyorsunuz. Tamam. Tamam. Al, ben topu daha demin almıştım. Adama geri verdiniz topu. Aferin. Al. Adam gene aldı o topu. Bırak. Kaleci to o daha taşı attı adam. Taşı atıyor. Geç bunu. Şuna ver. Düşük pas ver. Niye? Artistliğe gerek yok. Top bizde nasıl olsa. Ben o topu her şekil götürürüm. O adamın orta sahasında. O sorun değil. Hayır. 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 Öyle yapmıyoruz. Hayır. Bu arkadaşa veriyoruz. Tamam mı? Sonra paylaşımcı olup şu arkadaşa veriyoruz. Daha sonra şu. O şuradan. Evet. Golü atıyor. Gene o mu attı? Günden güne işte adamların şeyi değişiyor. En çok böyle şey gösteren, gayret gösteren adamların listesi değişiyor biliyorsunuz. Hadi. Bak bırak. O topu bırak. Bırak o topu bırak. O top benim. Benim topum benim mahallem. Oynatmıyor. Şu arkadaş. Tamam mı? Daha sonra şu bak bunun yanında kimse yok. Tamam mı? Şu arkadaş bak. Yeni. Evet, 90 artı 1'de dahi atmayı başaramadık herhalde. Bir dakika da çok çabuk geçti. Bu nasıl bir dakika? Tiplere bak. Yeni arttırma açıldı pas.
Güzel. Devam diyelim. Kulüple ilgili bir durum. Bugün zaten seviye 1. Yeni arttırmam. Şimdi defansifimi arttırsak pasımı. Şut var, refleksler kapalı. Refleksler 6. seviyeymiş zaten. Kendiliğinden pas vermek, bir de defansif var. Ben defansifi arttırmayı planlıyorum. Çünkü daha bir profesyonel bir şeye benziyor defansif. Evet. Turnuvalar. Ben çabuk maç yaparım. Lütfen. Yani. Gerek yok. Evet. Zorluk acemi. West Brom. O benim takımım. Hızlı simülasyon maç sevmiyorum. Kıyafetleri iyi. Kusura bakmayın, resmettim. Özür diliyorum. Şut atmak için çekin diyor. Para pasa bu diyor. Pas vermek için dokunun diyor. Tamam, pas vermek için dokunuyorum da. Şut için hiç şey kullanmıyorum. Şu hareketi kullanmıyorum. Yani ileri çekme hareketini hiç kullanmıyorum. Böyle şöyle veriyorum ben şutu. Arkadaşa ver. Ökü. O topu tek başına sen alacaksın. O gol girerse şayet o adam yüzünden. Bu nedir ya? Adam öküz. Al o topu. Abi o top alınacak ya. Ha. Aferin. Ver adama. Evet, tek başınıza kahraman olmaya çalışmayın. Azıcık pas at şuraya buraya yani. Hasan atıyor onu golü, hava atıyor, bir şey değişmiyor. Hoppa. Evet. Bu kadar uğraştım, attım golü ama neticede. Neredesiniz? Bizim adamlar. Alsana abi o topu. Ayıptır söylemesi. Umarım bu top alma başarısı açılır. Kendiliğinden. Biz de rahat ederiz. Yok. Hayır. Yasak kardeş. La benim adamım ayağımdan aldı topu. Siz şaka mısınız? Kendi takım arkadaşım aldı o topu ayağımdan. Ay, karşı rakip alsa içim gam yemeyecek ama sen niye alıyorsun benim ayağımdan? Böyle öküzlerle çalışıyorum. Ayağını kırarım işte. Adamın da suçu yok ya. Al onu.
Abi üstüne gidin azıcık şunların hadi. Evet. Hadi. Oo, az daha içeriden olacaktı o. Beş artı bir de ne oynayabilirsin? Hiçbir şey. Bakalım ilk turda bir tane golümüz var. Ne diyor? Kaleyi bulan şutlar bizde 2. Yani kaçırdığımız onda 0. Topa sahip olma %62 bizde iyi. Hadi. Ya burada al o topu. İşte ha. Tamam. Burada alabilir o topu. Kaleci. Çok iyi top çıkardın. Tebrik ediyorum. İnsan etmiyor değil yani. Şu arkadaşa ver. O gene mi? Bu sefer onlar da. Az kalsın atıydım ya. Biliydim böyle olacağını. Bilsem ortalara doğru atardım. Dedim ya o gerizekalı tutamazsa. Oradaki. Çünkü şansı atıyorsunuz. Ayarlama falan hiçbir şey yok. Bir de ola ki o gerizekalı tutamazsa daha büyük sıkıntılar var. Oh 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 hadi 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 hadi. Kesinlikle iç açıdan attım. Nasıl da sevinmiş adam. Anam gramponunu öpüyorlar adamın ya. Bir tane zenci koyduk oyuna. Dur bakalım. Zenci kardeş, gol atacak mı? Hadi. Al onu. Topu şimdi. Tamam mı? Şöyle. Valla ayağımdan alacak arkadaşı bilmiyorum başına gelecekleri. Çünkü zira evet, dışarı attım. Ve bunu bilerek yaptım. Gıcıklığına. Adam bana verdi servisi. Sağ olsun. Çünkü uzatmak da bir piyango. Yüksekten pas dediğimiz olay. Ya tutar ya tutmaz. Belli olmuyor. Ayağıma denk gelme. Lütfen. Hadi. Evet, 3. Hiç sevinmiyor bazıları yalnız ha ben golü atmadım diye. Bir de sevinseniz takımınız adına çok iyi olurdu. Hadi. Bırak o. Topu. Ver abi topu. Ver abi topu ver topu. Evet, benim adam tuttu. Benim adam şu arkadaşa versin, tamam mı? Topu. Ben bunu şu aradan sıyırttırabilir miyim? Sıyırır mı bu aradan? Sıyırır mı? Şu adama verirsem belki Sami'yim. Sami, uçur uçur şu adamı uçur şu topu. Aferin. Yang aldı. Evet, bu boş. Boş. Bravo. 4 oldu. Cacales.
Bu maçta 3 tane atmış zaten. Çok büyük performans ve yüksek bir performans gösteriyor. Hadi. Oo, 90'a giriyoruz. 90 hadi. Hadi. Ama 90'a giriyormuşuz ya. Olmaz ki 90'da atalım bir tane. O 90'da atamadık. 45 artı 1, 90 yani bu zamanlarda atılan goller daha kıymetli. Evet, takım moral bozukluğunda çoğu. Niye biz gol atamadık maç diye ama olsun. Takım işi neticede. Hepinizin. Devam diyelim. Kulüp, giriş vesaire. Videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız mutlu olurum. Abonemseniz ve videoyu beğendiyseniz de beğene basabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.